hayata geçireceğiz. Bisiklet yolları revize edilecek. Kurbasiyer Liman kıyı master planında olduğu gibi iki bakanlığın da önerisi o şeklindeydi. Antalya Limanı'nda gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediye'mizin Sanayi Bakanlığı'nın ihalesini aldı. Danışmanlık firması ile ilgili görüşmelerimizi yaptık ve şimdi Antalya Büyük Limanı'nda bu konuyla ilgili çalışmalar başlattık. 3500 dönümlük Lale Kent Parkı ile ilgili Büyükşehir Belediye'mize bir tahsis konusu gündeme gelecek. Sonra da bu konularla ilgili de çalışmalarımız hızla devam edecek. Sonucu biz kale için Balbi Haşim İşcan'la ilgili bütüncül bir projede cazibe merkezi oluşturmak üzere çalışmalarımızı seçim öncesinde seçim bildirgesinde söylemiştik. Herkes hakkına sahip olmak şartıyla ortak alanda, ortak noktada buluşup o konuda da gereğini yapacağız. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali ulusal ve uluslararası olacak. Hem yerelde hem genelde bir gereği yapacağız. 26 Ekim 1 Kasım arasında sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Bütün Antalyalı hemşehrilerimiz de bu Altın Portakal'ın hem galasının yapılması, ayrıca Kırcamı ile ilgili son günlerde basında zaman zaman bize resmi olarak Büyükşehir Belediye'mize gelmiş bir yazı yoktur. Ancak işte seçim öncesi iptal edildiğini ve bu konudan haberdar olduğunu söyleyen arkadaşlarımız oldu. Kırcağımı kimsenin siyasetine alet edilecek bir yer değildir. Sevgili seyirciler, Konyaaltı Belediye Başkanı da bugün basın mensuplarına, Antalya'daki basın mensuplarına bir kahvaltı verdi ve bir açıklama yaptı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen seçim döneminde vaat ettiği 23 projenin tamamını 5 yıllık süreçte hayata geçireceklerini belediye hizmetleri noktasında kimin hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın herkese eşit hizmet vereceklerini söyledi. Belediye binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Esen, belediye başkanlığındaki 73 günle ve 5 yıllık süreçte yapacağı hizmetlere yönelik açıklamalarda bulundu. Belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda siyasi rozetini çıkardığını söyleyen Esen, belediye başkanları görevlerini yaparken siyasi düşüncelerini ve ideolojik yapılarını hizmetlerine yansıtmazlar. Temel belediyecilik hizmetlerini götürürken asla ve asla hiçbir etnik aidiyet, hiçbir siyasi kimlik veya başkaca ayrımı gözetmemek gibi bir yükümlülüğü vardır. Bunu yaparken muhakkak sözde değil, özde yerine getirilmesi gerekiyor dedi. Medyanın önemine de değinen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, medya aynı zamanda halk adına yanlış yapılan bir şey varsa bunları sorgulama hakkına da sahiptir. Hiçbir şeyin tek başına olmadığı gibi gerek kurumları yönetmek, gerek topluma hizmet etmek asla tek başına olmaz. Sadece belediye çalışanlarıyla, sadece belediye bürokratlarıyla yapılacak iş değildir. Bunda sizin çok büyük emeğiniz olacaktır. Basın özgürlüğünün ve gazetecilerin her türlü baskıdan uzak tutulması noktasında elimden geleni göstereceğim ifadelerini kullandı. Sevgili seyirciler, seçimden önce hep tartışılan bir haberi aktaracağım. Herhalde tartışılmaya da devam edecek. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin önceki döneminde uzmanların uyarısı dikkate alınmayarak hayata geçirilen Boğaçayı projesinde korkulan oldu. 5 ay önce hizmete açılan Boğaçayı'nda uzmanların öngördüğü sıkıntılar baş göstermeye başladı. Yosunlaşma ve koku sorunları yaşanırken kanalın içi kısa sürede rüsuvatla doldu. Taşkın ve kıyı erozyonu tehlikesi de ortaya çıktı. Boğaçayı'nda ilgili oda başkanları ile teknik bir inceleme yapan Büyükşehir Belediyesi baş danışmanı ve sözcüsü Dr. Cem Oğuz, sorunların çözümüne yönelik çalışma başlattıklarını açıkladı.
2015 yılında hepinizin bildiği üzere Antalya Boğaçayı projesiyle tanıştı. İlk projemiz tabii bir takım mühendislik hatalarından dolayı gerçekleştirilemedi. Tekrar 2016 yılında ikinci bir proje ortaya konuldu. İkinci projede de bir takım mühendislik hesaplarındaki sıkıntılardan dolayı bundan da vazgeçildi. Daha sonra üçüncü proje 2017 yılında ortaya konuldu ve bu 2017'de bu üçüncü proje uygulanmaya geçti. Ve 2019 yılının Ocak ayında da bu proje tamamlandı. Tabii Boğaçayı geçmiş yıllarda da incelediğimiz zaman belirli dönemlerde ciddi taşkınların olduğu, hatta 2003 tarihinde olan bir taşkında da altta gördüğünüz üzere köprünün yıkıldığı ve belirli süreçlerde de bu taşkınlardan çok da zarar gören bir havza. Taşkını önlemek adına burada gördüğünüz üzere birinci, ikinci ve üçüncü sıralarda perdelerin yapılacağı bir projeyle ortaya çıktı. Gelinen noktada özellikle bu kazılan bu alanın yukarıdan gelecek debiyle ve debinin getireceği rusubatla belirli dönemlerde burayı dolduracak. Ki ve Ocak ayında bu başladı. Şu an gördüğünüz üzere şurada öbeklenmeler var. 80 santime kadar derinlik düştü. Dolayısıyla burada bir birikme var. Belirli aralıklarla bu rusubatın temizlenmesi lazım. Tabii rusubat gelince burada birikince bu rusubatın kıyıyla buluşması sağlanamadığından yine küçük de olsa denizin içeri girmesinde çok büyüktü bu. Denizin içeri girmemesiyle birlikte bu rusubatın kıyı besleyememesinden dolayı da kıyıda erozyon başlayacak. Kışın kesitleri büyütmek adına burada devamlı bir işletme maliyetleri de yüksek olacak. Dip temizliğinin yapılması gerekiyor. Evet, Boğaçayı da dondu sevgili seyirciler. Herhalde sorun yaşıyor. Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Ermenek, Zeytinköy ve Memur Evleri mahallelerinde bulunan destek eğitim merkezlerinden 8 öğrenciyle birlikte İtalya'da temaslarını sürdürüyor sevgili seyirciler. Bu kapsamda San Marino Devlet Başkanı ile birlikte belediye ve meclis başkanlarını ziyaret eden Başkan Uysal, ziyaretlerde Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali'ne davetler gerçekleştirdi. Başkan Uysal ayrıca Gradara Belediyesi ile Kardeş Kent İyi Niyet Protokolü'nü de imzaladı. Başkan Uysal İtalya'da bir haftaya yaklaşan temaslarının ana amacının Kaleiçi'ni tanıtmak olduğunu belirterek Kaleiçi'nin şu anda bulunduğu bölgeyi ziyaret eden turistlerin tanımasını istiyoruz. Antik kentler tarihinin derinliklerinden gelen sanat eserleridir. Tarihi mirasımızı da bu hassasiyetle sahip yaklaşıyor ve sahip çıkıyoruz dedi. Evet, bu önemli bir çalışma aslında. Hani bunu resimli olarak aktardık size, Ümit Uysal'ın İtalya'daki temasları ve Kaleiçi'nin aslında insanlık tarihinin ortak mirası olduğunu aslında anlatmaya çalışmaya gitmiş ve bunu anlatıyor Sayın Uysal anladığım kadarıyla. Özellikle Antalya'daki tarihi eserler zaten hem Avrupa'nın hem Anadolu'nun hatta işte insanlığın ortak mirasına sahip bir tarihi eser destinasyonu var ülkemizde. Muhteşem elimizde aslında zenginlikler var. Umarız bunları doğru dürüst anlatabiliriz başka devletlere. Sevgili seyirciler, Antalya'da 2008 yılında Manavgat, 2016'da Kumluca bölgelerinde çıkan orman yangınlarının yaraları tamamen sarıldı diyebiliriz. Yangınlardan bir yıl sonra yeniden ağaçlandırılan alanlarda yangının yarattığı tahribattan artık eser kalmadı. Adrasan ve Oyunpost bölgesinde yanan alanın hemen girişine orman yangınına dikkat çekmek için ve o dönem yaşanan
yangının hafızalarda yer tutmasını sağlayarak farkındalık oluşturmak amacıyla yangın hafıza noktası yapıldı. Yangın sırasında yaşananların yer aldığı fotoğraflar bu noktadaki panolara asıldı. ...2008 yılı Ağustos ayında yanan Taşağıl Serik yangının Karabük mevkiindeyiz. O yıl bildiğiniz gibi 5 gün süren bir orman yangını meydana gelmiş. Yaklaşık 16 bin hektar alan bu alanda yanmıştı. Bu 16 bin hektar alan hem kanun gereği hem de teşkilatımızın prensipleri gereği aynı yıl içerisinde tekrar kesildi, boşaltıldı, ağaçlandırıldı. 2009 yılı itibariyle de buradaki ekim ve dikim yoluyla bütün sahayı ağaçlandırıldık. Gördüğünüz gibi yaklaşık 10-11 yaşındaki ağaçlarımız artık insan boyunu geçti. Basında çeşitli zamanlarda haberler görüyoruz. Yanan orman alanlarının başka yerlere tahsis edildiği, turizm alanlarına tahsis edildiği veya belli şirketlere veya belli şahıslara verildiği gibi haberler var. Ama gördüğünüz gibi bu 16 bin hektarın tamamı yine aynı doğal ormanlarla, aynı bitki türüyle ekim ve dikim yoluyla tekrar orman haline getirildi. Bugün de şükürler olsun hep beraber burayı geziyoruz. Ağaçlarımız insan boyunu geçti. Doğamız yine eskisinden daha güzel, daha yeşil bir hale geldi. Bu alanda görüldüğü gibi 16 bin hektar alanın tamamı ağaçlandırıldı. Tamamında tekrar orman dokusu meydana geldi. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Ağaçlar hayvanların zarar vereceği boyutu geçtiği için de burada kısmen otlatmaya açtığımız alanlar bile oldu. Adrasan'da da burada yaptığımız uygulamanın aynısı Adrasan'da da yapıldı. Tüm yanık sahalar için bu uygulama geçerli zaten. Adrasan'daki alanlarımızda da yanan alanlar tekrar Olimpos mevkiinde, Adrasan koyundaki alanlar tamamen ağaçlandırıldı. Yine onlar da buradan daha sonra yandıkları için belki bu boya gelmedi ama yeşil dokuyu oluşturduk. Başarılı bir şekilde ağaçlandırıldı. Orman alanlarımız tekrar orman haline dönüştürüldü. Adrasan'da da yaklaşık 3000 hektar alanımız yanmıştı. Koy'da dahil. Olimpos Dağı'na doğru çıkan alanla Adrasan Koyu'nun tamamı ağaçlandırıldı. 180 tane yangından karayla, karada mücadele için aracımız var. Bunların hepsi hazır ve faal durumda. Yaklaşık 118 yerde konuşlanıyoruz. Yangın için ayrı ekiplerimiz var. 49 tane kulemiz var. Bunların 12 tanesinde ayrıyeten kamerayla gözetlememiz var. 4 tane yangın helikopterimiz geldi. Manavgat'ta, Alanya'da, Antalya merkezde ve Kumuca'da şu anda konuşlandı. Yangın için hazır. Bir tane yönetim helikopterimiz var. 14 tane dozerimiz var. Yaklaşık 783 tane işçi bu iş için görevlendirildi. Teknik eleman ve memurlarla beraber toplam 1500 kişi orman yangınları için mücadeleye her an hazır vaziyette. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık, bekliyoruz. Evet, Antalya Orman Teşkilatı'na da teşekkürler, tebrik ediyoruz. Sevgili seyirciler, Finike Elmalı Karayolu'nun 25. kilometresindeki Başgöz Çayı üzerinde inşa edilen Kapıçay Barajı'nın gövdesi tamamlandı. Baraj 2020 yaz dönemi itibariyle su tutmaya başlayacak. DSİ Şube Müdürü Adem Özdemir, barajın su tutma kapasitesinin maksimum 6 milyon metreküp olduğunu ve yaklaşık 18.700 dönüm tarımsal alanı sulayacağını belirtti. Yaklaşık 50 metre barajımız yüksekliği, maksimum basıncımız 5 bar. Evet. Buralara yaklaştığı zaman 2 bara düşüyor. 2 bize fikir geçmesi yaklaşık üstüne geçiyor. Ha, bu esnada tabii arkadaş hiç konuşmadığımız başka bir şey oldu. Barajın altında kalacak olan su boru hattının yine DSİ kendi imkanlarıyla, evet, yani bu projenin içerisindeki maliyetle deplase etti, onu dışarı aldı. Bunlar da DSİ tarafından çalışılmasına rağmen sanki çoğu kişi büyükşehir su hattını yeniliyor gibi algıladılar. Evet. Aslında öyle değil. Bir de hattı da büyüttük başkanım. Yani hattı 500'lük boruyu, 800'lük boru geldi. Yani hattı da büyüttük ve çelik haline. Evet, bu da güzel bir haberdi. Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, Antalya, Burdur ve Isparta'da ihtiyaç olan kanın %99'unu karşılıyor. Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Ramazan ayında bir miktar düşen kan bağışı sayısını arttırmak adına kentin yaya trafiğinin
yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi üzerine 2 adet kan bağışı konteyneri yerleştirdi. Özellikle hafta sonları bağışta bulunmak isteyenler alana büyük ilgi gösterirken 2019 yılının ilk 5 ayında 59 bin ünitenin üzerinde kan bağışı yapıldığı açıklandı. Teşekkür ederim, sağ olun. Her zaman yani vermeye çalışıyorum. SMS geliyor 3 ayda bir, 4 ayda bir gelmeye çalışıyorum. Sürekli vermeye çalışıyorum. Yani. Çocuklarım da veriyor, eşim de veriyor. Çoğunlukla hepsi gelip bağışta bulunuyorlar. Bu ayında elbette ki Ramazan vesilesiyle bir miktar düşüş oluyor. Çünkü insanlar kan vermek istese dahi biz açlık durumlarında bağış kabul etmiyoruz. Artı bağış sonrası bol sıvı alımı şeklinde tavsiyelerimiz var. Dolayısıyla insanlar oruçlu olduğu zamanlarda bunu yapamayacaklarından dolayı bir miktar düşüş yaşanıyor. Ancak bütün ekiplerimiz olarak biz iftar sonrasında da hizmet vermeye devam ettik. Saat 11'e 12'ye kadar, Kadir Gecesi'nde daha uzun saatlerde bizler hizmet vermeye devam ettik. Bu yüzden bağışlarımız bir miktar elbette düşüş oldu ama çok da dramatik düşüşler değil. Yaz ayları da Antalya için ayrıyetten bir önem kazanıyor. Çünkü yaz aylarıyla beraber turist nüfusuna bağlı olarak, yerli yabancı turist nüfusuna bağlı olarak sayıda artış gözüküyor, artış görülmeye başlıyor. Tabii ki ihtiyaç o yüzden hiç değişmiyor. Yani yaz, kış, Ramazan, gece, gündüz demeksizin ihtiyaç her daim var. Biz de buna hazırlıklı girmeye çalışıyoruz. Stoklar çok düşmeden biz bu aylara girmeye çalışıyoruz. Şu an için Ramazan'la bir miktar düşüşümüz gerçekleşti. Amacımız stoklarımızı daha da artırıp yaz aylarında hiçbir sıkıntı yaşamamak. Yani halk arasında kırmızı kan dedikleri eritrosit süspansiyonu veya eritrosit konsantresi olarak genel hani sıklıkla kullanılan ürün ihtiyacın neredeyse %99'unu temin ediyoruz. Ancak biz bunu temin ederken tabii gene söylüyorum, bizler aracı profesyonel insanlarız. Bağışçılarımız sayesinde bu kadar yüksek oranlarda biz temin oranı elde edebiliyoruz. Bu yüzden sizlerin nezdinde de kan bağışında bulunan bütün vatandaşlarımıza kurtardıkları hayat adına da hayatlar adıyorum. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. İnsan manevi olarak çok rahat oluyor diye düşünüyorum. Yani ben yaklaşık 20 yıldır kan bağışında bulunuyorum. Ama ilk kez kök hücre bağışında bulundum. Sürekli içinde kalan bir uhdeydi. Onu da bugün gerçekleştirdim. Çok mutluyum. Biz de tavsiye ediyoruz elbette. Gazipaşa ilçesinde 10 yıldır ipek böceği üretimi yapan Gültekin Demiral, 100 metrekareden yaklaşık 200 kilo ipek kozası elde ediyor. Yaklaşık 40 günde oluşan ipek böceği kozasından bir dönemde 15 bin liraya kadar kazancı olduğunu söyleyen üretici, bölgede bu işi yapanların giderek azalmasından dert yanıyor. Metrekarede ipek böcekçiliği yapıyorum. Bu ilk larva halinde küçük tohumlardan çıkmış küçük tırtıllar haline geliyor ipek böcekleri. Ondan sonra dut yapraklarıyla ufak ufak beslemeye başlıyoruz. Ondan sonra bunların belli aşamaları var. 3-4 tane uykuları var. İşte besliyoruz, uyuyor. Tekrar besliyoruz, uyuyor. Derken bu kozak yapma aşamasına kadar geliyor. Ondan sonra bunları biz Çağ dikiyoruz. Kozaklara çıkıyorlar. Çağlarını yapıyorlar. Yani ozaklarını yapıyorlar. Topluyoruz. Topladıktan sonra dışını böyle makinelerimizle, şeylerimizle alıyoruz. Ondan sonra satışa hazır hale geliyor. Biz bunu dut yaprağından başka bir şey yemiyor. İşte kilo, bu sene kilosu 65 lira. Şeyi. Burada biz aşağı yukarı 200 kilo kozak yetiştiriyoruz. 100 metrekare yerden. Bu da bize 12-13, iyi bakabilirsen 15 bin liraya kadar gelir getiriyor. İşte bu Nisan 15'te gelir ortalama, Mayıs 25 gibi biter. Yani kısa bir zaman, 35-40 günde eline böyle bir para geçiyor. Kozakçılığı yapıyoruz. Bu ipek kozağı yeri oğlumun, ona yardım ediyorum.
yaptığımız işten zevk duyuyoruz. Çok yardım ediyorum. Ben bunu çocukluğumdan beri yapıyorum. Biliyorum ya nasıl olacağını. Bir de seviyorum yapmayı genellikle. Sevgili seyirciler, hemen bir hatırlatmak yapmak istiyorum. Haberimiz devam ediyor. Saat 21'de haberden hemen sonra soruyorum programı var ve ardından saat 22'de Türk halk müziği sanatçısı Enver Çatal'ın sunduğu Kültür Çınarı programı olacak saat 22'de. Saat 21'de soruyorum. Onu da kaçırmayın. Sevgili seyirciler, lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan 3 Haziran tarihinde yapılan ilk naklinin %98,5 oranında tuttuğu açıklandı. Anne Eylem Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda durumun 24 Haziran pazartesi günü kesinleşeceğini kaydetti. Vurmalılar, yani vurarak çalınanlar, üflemeliler, üfleyerek ses çıkaranlar ve telliler. Telliler de bir mızrap ya da yay ile dokunarak ses çıkarıyorlarmış. İşte mesela yan flüt nasıl çalınır? Üfleyerek. O üflemelilere giriyor. İşte aynen öyle. Peki piyano? Piyanoyu soruyor. Piyano hangisine girer? Dağlarında çiçek alacağız. İsminin dağlarında çiçek alacağız. Hollanda'dan gelip Antalya'ya yerleşen Türk vatandaşı ve Müslüman olup Can ismini alan Avrupa eski halter şampiyonu Van der Meer'in eşiyle birlikte yolda bulup güvenlik güçlerine teslim ettiği çanta başlarına dert oldu. Sahibinin çantadaki 2000 liranın kayıp olduğunu belirtip şikayetçi olduğu 61 yaşındaki eski halterci açık alandan hırsızlık suçlamasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Duruşma için Antalya'dan Yalova'ya giden çift asıl mağdurun kendileri olduğunu iddia etti. Dava ise ileri bir tarihe ertelendi. Ama şuraya bakın, 34 plaka bir araç var orada da. Bu bizim aracımız değil. Bizim aracımızın plakası belli. Bu araç yaklaşık 3 yıldır bizde. Benzinliğin otomatik yıkama, para atma makinesi burası. Şuradaki beyefendi de sanıyorum o kişi, tam tanıyamıyorum ama çünkü devamlı kılık değiştiriyor. Bir saçları uzun, bir sakallı. Tam olarak bilmiyorum, tanımıyorum ben bu kişiyi tam olarak. Götürdük, verdik ve bu kişiyi ruhsatın içindeki telefon numarasından beyefendiyi aradılar. Geldi jandarmaya. Orada komutanlar ona teslim etti. Ve o da güle oynaya bize teşekkür etti. Hani hatta beyefendi beni tanıyormuş. Dedi ki, aa solistim, siz mi buldunuz? Çok teşekkür ederim ya falan dedi bana. Herkesin önünde teşekkür etti bize, çantayı aldı. İçinde dedi bir miktar para vardı sanki dedi. Ama önemli değil dedi, çıktı gitti. Sonra biz oradan herkes bize teşekkür etti. Hani işinizde böyle şeyleri öğretiyorsunuz. Bize burası Türkiye, işte güzel bir davranışta bulundunuz falan diye. Jandarmadaki arkadaşlar da bize teşekkür etti ve biz eve gittik. Çınarcık Emniyet Müdürlüğü'nden arıyoruz. Lütfen dedi buraya kadar gelmenizi rica ediyoruz. Biz de dedi tabii ki hemen geliriz, eşimle birlikte çıktık. Kafam ıslak bir şekilde gittim karakola. Baktım bu çantayı alan beyefendi, ismini bile bilmiyorum. Dedi ki bu beyefendi sizden şikayetçi. Neden? İşte çantasında dedi 2000 TL para varmış. Bundan sonra bir çanta bulursak yolda, eğer Allah inşallah buldurmaz, bulursak bir tekme de ben koyacağım ona. Bu kadar basit. İnsanlık öğretmeye çalışıyorsun, insanlık yapıyorsun, sonunda maraz doğuyor. Polisin dur ihtarına uymayan motosikletli iki kişiyi kovalayan Yunus polisleri kaza yaptı. Saat 15 sıralarında Konyaaltı ilçesi Boğaçayı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki polis memuru yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı polisler tedaviler yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları da sürüyor. Dışarıya baksana, dışarıya.
Abi kesinlikle bir şey yok. Var var. Korkma. Mutlu abi. Siz de gelin ambulansa. Serkan'a bir bak. Serkan'a bir bak. Siz de gelin. Tamam onu bir alayım da. Benim... Allah. Polislerimize geçmiş olsun. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçu kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında 14 şüpheli takip alındı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalanırken bunlardan 3'ü aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çerçevesinde bir şüpheli ise halen aranıyor. Tepes, Fevzi Çakmak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı kenarında başkasına ait arazide odun ticareti yaptığı ve yine aynı yerde konakladığı öne sürülen A.T. iş yerinin yıkımı için gelen ekiplere karşı ailesiyle birlikte direndi. Kamyonetini yıkım ekiplerinin üzerine süren öfkeli adam çarptığı bir kişinin yaralanmasına da neden oldu. Parkta oturuyorduk. Memur beyler falan geldi, yıkım ekipleri geldi, belediye geldi. Burada yıkım yapıyordu. Arsanın sahibi olduğu iddia eden kişi buraya geldi. Araçla şurada durduktan sonra sağa sola bakındı ve buraya milletin içine daldı. Kamyonetiyle? Kamyonetiyle daldı. Ondan sonra bir kişiyi altına aldı zaten. O arkadaşı da ambulansta şu anda tedavi görüyor. İki kişiyi birden altına aldıktan sonra biri altında kaldı kamyonetin. Tekerlerinin altında kaldı. Üstünden geçti. Ondan sonra polisler falan müdahale etti. Biz müdahale ettik. Kapıyı açtık. Durdurmaya çalıştık ve durdurduk şükür ki. Kimseye bir şey olmadan daha. Ondan sonra hanımı bir silah elinde silah geçirdi. Bereket versin onu da engellediler memur arkadaşlar. Durum budur, bu şekilde oldu yani. Devam eden süreçte en sonunda bugüne geldik. Yıkım günü oldu. Israrla bizden bir maddi beklentiler içerisine girdi. İşte ben size bu 10 milyonluk yerinizi size kullandırmam. Bir şekilde bana mali bir şeyler vereceksiniz yoksa çıkmam diye. Yani sahiplendi burayı. Biz en sonunda yıkım kararı aldırdık ve bugün polis nezaretinde bir yıkım oluştu. En son gördüğünüz kendi aracıyla 3 kişinin üzerine aracı sürdü. İkisi zaten ambulansla götürüldü, yaralandı. Kişilere saldırdı. Maalesef durum böyle gelişti. Biz burayı çevireceğiz 2 metre yüksekliğindeki saçlarla. Bir daha bu şahsı buraya katmayacağız. Zaten siz de gördünüz. Buradaki bütün mahalleliği, bütün herkese de kavgalı olan sorumlu bir insan. İnsanlar gerçekten burada bir kabile, yani şehrin göbeğinde bir kabile yaşantısından artık illallah etmişler. Ve hepsi herkese de bize Allah razı olsun diyorlar. Bundan sonra da yerimize sahip çıkacağız. Kimseyi de buraya sokmayacağız. Sevgili seyirciler, haberler uzadığı için soruyorum. Programı da uzadı. Saat 21'de diye söylemiştik ama haber bülteninden hemen sonra soruyorum programı. Saat 22'de de Kültür Çınarı programı olacak, sakın kaçırmayın. Konyaaltı sahilinde güneşlendikten sonra denize giren bir kişi 112'yi arayarak su içinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi Zodyak botlarla yüzey taraması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından neyse ki korkulan olmadı. İhbarda bulunan vatandaşın gördüğü cismin sahil bandındaki dubaları sabitlemede kullanılan kum çuvalı olduğu ortaya çıkınca ekipler derin bir nefes aldı.
diye bulurlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın 14. yılına özel sergisi Asmek ile Sanatsal Yolculuk Cam Piramit Sergi Salonu'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Kursiyerlerin yıl boyunca özenle ortaya çıkardıkları eserlerin yer aldığı muhteşem sergi büyük beğeni topladı. Silah arkadaşlar 2018-2019 yılında 25 bin katılımcıya ulaşmış çok büyük bir faaliyettir esasında. Merkezdeki ilçelerimizde 16 ilçeler, diğer ilçelerimizde de 15 tane ASMEK merkezi ile birlikte bu faaliyetleri yürütüyoruz. Belediye Başkanı Muhittin Böcek gelip açılışa katılamadı. Sizlere de selamları ve saygıları var. Bu yıl sonu el sanatları sergisinde yıl boyunca yapılan faaliyetlerin neticelerini, mahsullerini hep birlikte göreceğiz. Kursiyerlere, öğretmenlerimize, bu konuda çalışan personelimize ben teşekkürlerimi sunuyorum. Antalya bölgesi kadın hakemlerinden Meltem Jülide Erol, yeşil sahalardaki başarısının yanı sıra Muay Thai ve kickbox sporundaki madalyalarıyla da adından söz ettiriyor. Dövüş sporunda ulusal ve uluslararası turnuvalarda madalya kazanan Erol, yeşil sahada maç yönetirken ise taraftarların git evine yemek yap, offside ne biliyor musun gibi söylemlerine üzülmesine rağmen futbolcuların kararına itiraz etmeye korkuyorum şakasıyla moral bulduğunu ifade ediyor. Şu anda Avrupa'da üçüncü olaraktan milli sporcu oldum. Hedefim Muay Thai'de ve kickboxta dünya şampiyonuna hazırlanıp dünyada kendimi göstermek ve kanıtlamak. Bir yandan da tabii futbol hakemliğinin kurslarına katılaraktan, kursunu alaraktan hakemliğime başladım. Şu anda yeşil sahalarda birçok amatör yaş gruplarında hakemlik yapıyorum. Hedefim ise futbolda FIFA hakem kokartı olmak. Bayanlarda öncelikle bunu çok sağlamak istiyorum. Kendimi göstermek istiyorum. Hedefim birçok bayanı bunu yaymak açıkçası hakem olarak ve dövüşçü olarak kendimi kanıtlamak. Bunun yanı sıra yeşil sahalarda duyulan birçok kelimelerimiz oluyor bize olan karşı şiddetli yönde baz alınırsak. Tribünden özellikle çok söylemler duyuyoruz. İşte git evinizde yemek yapın. Sizin bir bayan olaraktan hamur erkeklerin işine hamur işi olaraktan bulaşmanız çok bu tarzda sözler duyaraktan çok şeyler sözler oluyor ve bizleri üzüyor açıkçası bunlar. Bizler de tabii bunu çok duyaraktan bayan hakemler olaraktan birçok fazla hırslanaraktan daha çok yeşil sahalarda kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra offside'ını sorarsak eğer ki genelde bize hep dedikleri tek kelime ise offside ve faali biliyor musunuz dediklerinde. Evet, birçok konuda biz bunu erkeklerden daha çok başarı elde ediyoruz açıkçası offside konusunda ve çok titiz, temkinli davranıyoruz. Benim hedefim ise dediğim gibi dünyada ve bayan hakemlerde kendimi göstermek, tüm bayanları da aynı şekilde bunu yansıtmak ve şiddete karşı birçok bayanların daha çok hakem olaraktan yeşil sahada kendini göstermesini istiyorum. Futbolcularda da aramızda şakalaşmalarımız oluyor işin doğrusu. Tabii bir dövüşçü bayan olaraktan ve futbol hakemi olaraktan şaşırdıklarında da ya biz size hocam sarı kart konusunda çok temkinli olamıyoruz. Şakalaşmamız çok zor oluyor gibisinden birçok itirazlara karşı sebep duyduklarından dolayı da bu yüzden de hakemlikte bizde biraz geride kalıyorlar futbolcular.
Sevgili seyirciler, haberlerimizi tamamladık. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Soruyorum programıyla. Az sonra birlikteyiz. Saat 22'de de kültür çınarı var. Sakın kaçırmayın. Şimdilik hoşçakalın.